Anadolu'nun dilinden, terinden sevgiler, saygılar sevgili izleyiciler. Evet, güzel bir, hepinizin tanıdığı güzel bir ağıtla başladı Nurşani programımızın açılışına. Evet, bugünkü konuklarımız sevgili Ozan Ali Nurşani ve onun oğlu Engin Nurşani. Onlarla söyleşeceğiz ve sizlere zaman zaman uzun hava barak dinleteceğiz ve bir ustanın dilinden, sazından dinleteceğiz. Programımıza başlamadan önce sevgili seyirciler, hemen sizlere programa katılacağınız telefon numaralarımızı, canlı telefon numaralarımızı vereyim. 0032 53 68 39 43 veya 45. Tekrar ediyorum. 0032 53 68 39, 43 veya 45. Faks numaramızı verelim bize yazarak katılmak isteyenler için. 0032 53 64 12 46. Tekrar ediyorum. 0032 53 64 12 46. Programımızın sonunda elektronik posta adresimizi arkadaşlar ekrana getirecekler. Oradan bizlere yazışabilirsiniz, isteklerinizi, eleştirilerinizi bildirebilirsiniz efendim. Evet, hoş geldin sevgili Nurşani. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk efendim. Evet, bir ağıtla başladık Nurşani. Evet. Ağıtın üzerine konuşmadan bizde gelenektir. Biraz da sizi belki bu Anadolu hanemizde duygulandırır diye düşünüyorum. Sanki kendinizi Anadolu'da, Antep'te de hissedebilirsiniz ama daha çok Veysel'in, Aşık Veysel'in bölgesinin olduğu, evet, köylere, evet, özgü bizim sahne. Biz programa başlamadan önce desek ki sevgili Ali Nurşani şöyle kısaca kendisini nasıl tanıtır? Efendim, çok zor bir iş ama. Efendim, ben Gaziantep'in İslahiye kazasıydı eskide. Şimdi değişmiş, şimdi Köbürler kazası. Sakçagöz'ün ayesinden oturuyorum. Orada dünyaya geldim. Şimdi 25 yıldır da, 25 yıla yakın Almanya'da yaşıyorum. Biliyorsun bizim Ozanlık döneminin başlandığı, tam meyvesini vereceği zaman askeri cuntanın gelmesine biz yurt dışına kaçtık belli dönem. Kaçmadık, kaçırıldık yani, zorla dışarı itildik. 25 yıldır burada yaşıyorum, Avrupa'da yaşıyorum şimdi şu durumda. Ara sıra gittim geldim, bir iki defa ülkeme de gittim geldim. Ozanlığın işte kısıtlı döneminde ancak bu şartlar altında çalışmak, üretmek zorunda kaldık. Belli dönem bazı aksaklıklar oldu. 10-15-20 sene kaset yapamadık. Şimdi ise yeni yeni başladık. Şimdi bu yolda devam ediyoruz. İşte biz de artık yaşlandık mı diyelim, ihtiyarladık mı gençlere. Yani topu atıyorsun Engin'e. Evet. Peki Engin nasıl tanıtır kendisini bize? Ben 17 yaşındayım. Almanya'nın Krefeld kentinde dünyaya geldim. Okulu bitirdim, 10. sınıfı okudum Almanya'da. 8 yıldır uğraşıyorum bu işte. İşte baba mesleği olduğu için babamızın yolundan, babamızın türkülerini seslendiriyoruz, değerlendiriyoruz yani. Düğün olsun, konser olsun, evet işte amatörce sahne alıyorum hafta sonları. Kaç yaşında başladın? 8 yıl oldu. 8 yıl oldu, hemen 8-9 yaşlarında. 8-9 yaşında başladım. Evet. Bu demektir ki daha da önce başladın. Tabii. Aslında. Tabii. Değil aslında mi? Nurşani çalışmalarından evde. Tabii. Evet. Daha önce sürekli başladım. Sürekli bir şeyler kazanıyorduk tabii ki. Engin, sanki bana sevgili Mazlum Ali de söylemişti. Evet. Güzel de Antep şivesi de konuşur. Evet. Engin demişti. Nasıl bir şey? Şimdi Nurşani Engin Almanya'da doğdu. Annesi Alman. Evet. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz Angelika. Evet. Ben istiyordum ki Angelika da konuğumuz olsun. Biraz böyle söyleşelim, o da olsun. Nasıl oluştu bunun? Böyle bir natür bir dil konuşuyorsun. Sanki yöresel dili de hoş bir şekilde konuşuyorsun. Bir aksansız konuşuyorsun. Türkülere mi borçlusun daha çok bunu? Yoksa Nurşani'nin mi etkisi çok? Evet. Yani kendisi halk ozanı olmasından kaynaklaştığına inanıyorum. Çok
engin gönüllü, ozan duygulu insanlar yani bu aşıklar dediğimiz. Çok hassas duygulu insanlar. Ben de bunun içerisinde büyüdüm. Türkülerle, müzikle. Böyle bir... Nasıl desem size şimdi? Bir toplum içerisinde büyüdük. Evet. Halkın içerisinde büyüdüm. Sürekli izine gidip gelmemden kaynaklaşıyor. Yani bugün ben Antep'e gideyim. Antep'te yanıma bir arkadaşım almama da gerektirmiyor yani. İçini dışını iyi biliyorum. Ya, natürel yani. Taka dedikleri zaman anlarsın değil evet, mi? Takayı tabii. Dayadılar çıktılar. Nazım Ali'nin anlattığı fıkra gibi. Öncelikle ben bunlara çocuklara ilk ana dilini Almanca öğretmedim. Ya dedim nasıl olsa bunlar bu ülkede yaşıyor, kültürünü, toprağı. Burada yaşadığına göre dili mecbur buranın öğrenecek. Hiç olmazsa kendi ülkemizin dilini öğrensin. Orada eziyet çekmesin. Ne güzel değil. Bir yanı Anadolu, evet. Bir yanı Avrupa ve ikisini bazen, de hissediyor. Bazen takılıyorum kendisine. Aşık Almanı diyorum. Peki şimdi sırada neyimiz var? Arkadaşlar sanırım bir de böyle bir görüntülü sürpriz yaptılar. Evet. Bir barak devreye girecek. Evet. O görüntülerle sen de çal. Barak'a devam edelim. Barak bizim toprağın kokusu gelir orada. Evet, evet. Sen galipsin. Bir barak girelim bakalım. Ağzına yüreğine sağlık. Evet Nurşani, Nurşani deyince de baraklar akla gelir. Bazen baraklar deyince de Nurşani akla gelir. Evet. Bunların biraz şöyle geçmişten hesabını yapalım diyeceğim ama tabii ki çok geç oldu. Evet. Sen mutlaka bunların muhasebesini yapmışsındır. Bir dönemler eğilemedin baraklar üzerine. Tabii. Ama Nursani'nin içi hep baraktı. Değil mi? Evet. Fakat demin de dediğin 12 Eylül koşullarının getirdiği dönemler Nurşani'yi zaman zaman öfkelendirdi. Başka parçalar söylemeye, türküler yazmaya gitti. Evet. Evet. Nasıl görüyorsun bu dönemi? Şimdi o dönem bu çağın belirli döneminde her zaman her toplumda rastlanmıştır. Örneğin bugün Filistin'de de rastlanmıştır. Bir İran'da da aynı rastlanmıştır. Ozanlar belli dönemler sıkıştırılır, susturulur, konuşturulmaz. Ama bir dönemde gelir baş tacı edilir. Şimdi şu durumda ozanlar aranıyor. Ama ne yazık ki parmakla sayılır kadar az sayıda kaldık. Ve de senin tam araştırmalar yapacağın tam, bir dönemlerdi. Dönemde, senin özgün bir yanında değil mi Engin babanın parçaları kendinin yazması, kendinin okuması meyrik bir ağıttı. Ağıttır evet. Onu sen aldın böyle gün ışığına çıkardın. Ağıttı ve tamamı Kürtçeydi. Türkçe söz yoktu meyrikte. Meyrik gelin oluyor ve o gece ölüyor. Kanserden ölüyor. Buna teyzesi cenazenin üzerinde türkü yazıyor. Evet. Okuyor fakat orada kimse teybi alamıyor. Burada Almancının bir tanesi gitmiş, teyzesi hem çamaşır yıkıyor hem bu meyriki söylüyor. Kürtçe olarak. Aslında şöyleydi sözleri. Revara kıdram buna coke kezel kıyarrunda yala diye başlar. Orada bunu söylerken o da teyip almış gizliden. Bu 15 mısraya yakındır yani. 15 dörtlüktür yani. Ağıt uzundur. Ben bunu dinledim. Buna güzel bir türkü. O dönemde Kürtçe yasak. Kürtçenin söylenmesi bile yasak. Yani kaseti okuma tamam. Sohbet. Bir telefonumuz var. Hemen sohbete devam edeceğiz. Merhabalar. Duyuyor musunuz bizi? Alo, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Benim adım Mehmet. Mehmet, merhaba Mehmet. Ama ben Almanya'nın Helef kentinde arıyorum. Evet, buyurun. Ben Aşık Ali Nurşan'ın hastasıyım. Evet. Ben Maraşlıyım. Evet. Ben
Onun bütün kasetleri bende var. Yalnız yansıda yüz kısmı olarak da ilk sefer medyadan görüyorum. Sesi biraz algılayamıyorum ben. Kısı bir televizyon sesini istersen. Biraz yaklaş şeye, televizyonun sesini kıs tamam, ve sen yaklaş. Galiba şu an daha güzel oldu. Tamam, şimdi iyi geliyor. Şu anda abi Nusret biraz çok heyecanlıyım. Evet. Şu an hanım bile ağladı. Hala da ağlıyor. Nurşani biliyorsunuz tabii ki bildiğiniz gibi haklı. Uzun bir süre izleyicilerinin karşısında yoktur. Evet. Evet, buyurun sizi dinliyoruz. Ali Aşık Nurşani'ye çıktığı için ben ondan bir parça istiyorum, rica ediyorum. Evet. Üç kardeşlik bir araya toplandık. Gelsin oğluna. Medya TV'de arkadaşlarına hepsine tek tek başarılar diliyorum. Onu çıkarttığı için zaten ben medyası ben ne diyeyim şu an heyecanda inanç yani bir şey diyemiyorum şu an. Peki teşekkür ediyorum size. İyi akşamlar diyorum. Ben, size bir türkü... Bir şey soracaktım. Buyurun. Ali Bey'in Çorum Hüseyin'i tanıyor mu acaba? Tanırım, çok Hüseyin tanırım, hangisi olduğunu bilmiyorum. Benim komşumdur, hatta sizle görüşmüş. Sizi çok iyi tanıyor, hatta dedi bana yılbaşta dedi, buraya gelecek falan dedi. Dedim gelirse dedim, muhakkak bana haber edin. Doğrudur, bu Zikbur tarafından kalıyor. Zikbur tarafında, evet, tamam, Hennef'te. Tanıyorum, tanıyorum. Hennef'te. Selam mı söylersiniz? Oldu, baş peki, üstüne. Peki biz size bir türkü armağan edeceğiz. Eğer sizin istediğiniz türkü denk gelmezse... onun kadar güzel türküler size armağan edeceğiz Nurşani'den. Evet. Bizi aradığınız için teşekkür ediyoruz. Sevgiler sunuyoruz. Çok sağ olun. Size başarılar. Sağlıcakla. Sağ olun. Evet, konuklarımız haklı, izleyicilerimiz bu konuda konuklarımızı çünkü uzun süredir hele artık Engin Nurşani ile yavaş yavaş yüzleşmeye başladılar. Babasının gittiği konserlerde artık Engin Nurşani görülüyor. Nurşani uzun bir süredir dinleyicilerinden ayrı. Evet. Bunu şimdi burada uzun uzun açamayız. Bir hastalık geçirdiniz. Bundan evet. Dolayı seyirci izleyicilerinizden evet, ayrısınız. Evet. İşte insanoğlu her şeye hazır olması gerekiyor. Ve onun bilincine yaşanması da gerekiyor. Doğacağım, büyüyeceğim, yaşlanacağım, hasta olacağım, öleceğim. Bugün grip ol ölme. Kanser ol ölme, araba çarpsın ölme, illa biri seni mi öldürmesi lazım? biz hazırlıklıyız yani. Evet, tabii ki öyle doğal ölümler evet. Can baş üstüne deniyor ama Nurşani'nin de tam verimli olacağı tam, bir dönemde. İşte orası biraz acı geliyor. Değil mi? Artık bunu bütün bilgisini orası. Birikimini Engin'e taşıyacak. Daha sonra senin hazırlayacağın kitaptan da bahsedeceğiz. Şimdi sırada ne var Engin? Usta Eli bakalım Engin'e nasıl geçmiş? Sen sebep oldun diyoruz. Evet.
kural dinledim. İnandım sözüne candan dinledim. Düşeli sevdana anlayacağım dedim. Ne olduğun meçhul sana anladın. Sazından inleyen sırma temizsin. Sazından inleyen sırma temizi. Sazından inleyen sırma temizi. Tek muradın yoksa Nurşaniye sen ecel misin? Sana kavuşmaktır en son muradın yoksa Nurşaniye sen ecel misin? Yoksa Nurşaniye sen ecel misin? Ağzınıza yüreğinize sağlık. Nasıl bir şey Nursani yanında sevgili çiçeğinin senin türkülerini yorumlaması? Nasıl bir duygu? Nasıl bir tat? Konuşulması bile ne yani zor. Hissedilir ancak bile değil zor. Mi? Hissediyorum. Bir de onun söylerken ondan çok ben heyecanlanıyorum. Çünkü yanlış mı söyleyecek? Acaba doğru mu söyleyecek yoksa burada yanılacak mı, şaşıracak mı diye o şey de var. Ama gördüğüm kadarıyla denetliyorum hem de onu. Engin olaya hakim çünkü hissederek söylüyor. Evet. Yani bunu nasıl yakaladı? Şimdi bırak şimdi bir anne, Alman bir anneden olma yerine annesi Türk, babası Türk olanlar bu natür bir dili, şiveyi yakalaması mümkün olmuyor biliyorsun. Gençlerin her biri başka şeylere savruluyorlar. Evet. Ve bunların içerisinden Engin'in sıyrılıp çıkması, tabii ki Nurşen'in büyük emeği var. Ama biraz da insanın, hani derler ya her ağacın kurdu, özünden olur. Biraz da özünden mi geliyor? O biraz kendisinin yüreğinden gelen bir sestir. Yoksa benimle beraber bir sürü Alman evli insanları görüyorum. Çocukları var. Soruyorum, baban nerede? Diyor, Vas diyor. Evet. Türk çocuğu, babası Türk, annesi Alman. Çocuk Türkçe'yi bilmiyor. Evet. Bu ise saz çalıp türkü söylüyor üstelik. Hem de Antep şivesiyle, bizim o yörenin şivesi, Anadolu şivesiyle. Ya ya, bir telefonumuz var Nurşani. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, sesinizi duyuyoruz. Siz de bizi duyuyorsunuz. Evet, duyuyorum. Karşıdasınız. Evet, hemen sizi dinleyelim. Almanya'da arıyorum. Adı mısın? Evet. Ben Mustafa. Size, hepinize selamlarımı sunarım. Bu yaptırılmış programı, yani öyle bir yani hayranla seyrediyoruz. Sağ olun. Gerçekten, yani sizi de beğeniyorum. Ben daha sizi de iyi tanıyorum ama tabii siz herkesi tanıyamazsınız, herkes sizi tanıyabiliyor. Sağ olun. Gönül gözümüzde görüyoruz sizleri. Evet. O da böyle programlarda, böyle bugün Ali Nusay'ın, artık Ali Nusay'ın getirdiği için yani böyle çok teşekkür ederim. Yani gerçekten böyle uzunları çıkartmak, evet, gerçekten bize mutluluk veriyor yani. Bize güç veriyor. Peki. Ben Urfalıyım. Tabii Antep'te yaşıyorum. Evet. Bütün kasetler yanımda var.
Eğer bir şeyim var, eğer bir türkü düzeltsek iyi olur. Tamam, size bir türküsünü armağan edeceğiz hemen. Sıradaki birazcık adalet isterim. O kasetten de birazcık adalet isterim kasetinden de repertuarında var Nurşahin'in. Sıradaki türkülerden beğendiğinizi size armağan etmiş olacağız program boyunca. Oldu mu dostum? O Engin de selamı sorarım o cüzdanına öperim. Aleyküm selam. Sağ olun. Tamam. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin. Sizin de iyi günler, iyi programlar. İyi günler. Peki, yeni bir Türkiye başlarken Nurşahin'in yeni sırada neyimiz var, neyi koymuşsun? Taramuz Zülfü'nü bir uzun hava var. Evet. Sen hazırlanana kadar da ben Engin'le söyleyeyim. Sazını eline sen al, hazırlan. Engin, annen nasıl sizi baba, oğul dinlerken, çalarken, Angelika sizi nasıl hissediyor? Duygulanıyor mu? Yoksa başımı ağrıttınız, yeter artık mı diyor, isyan evet, mı diyor? Evet, öyle. Başımı mı ağrıttınız şimdi diyor? Şimdi genellikle her 5 dakikada elime ben bir saz alır, asarım, öbürünü çalarım, onu asarım, öbürünü çalarım. Tüm gün evin içinde müzik gürültüsü, yani sazın sesi eksik olmadığı için o da diyor artık biraz az çalın, artık kafam ağrıyor, yeter. Sen bırakıyorsun, baban alıyor, babam bırakıyor, sen alıyor. Evet, işte ne yaparsın? Ozanların, sanatçıların eşi olmanın bir şeyi. Hepimizin başında var aynı dert. Hiç kendiniz alınmayın. Sadece sizde değil bu sorun. Herkeste var aşağı yukarı. Evet, Taramuz Zülfü'nü bir uzun havamız var. Evet, beni parçası. Boş vermiştik arsız günü, korkutuyor beni. Korkutuyor beni. Boş vermiştik arsız günü, korkutuyor. Evet, bu türkü üzerine konuşulacak çok şey var herhalde. Evet. Değil mi Engin? Atom çağının fukarası korkutuyor insanı. Şimdi o masum hayvan, yılanların yerine artık çeteler oluştu. Evet, zaten o tasavvufu anlamı yılan geçiyor. Yerini zaten onun direkt o zaman çete diyemiyorduk da yılan diyorduk işte. Evet. Kaç çalışma oldu Nurşahin'i çalışmalar şimdiye kadar? Şimdilik benim... Benim hatamdan kaynaklandı. Senin kasetlerini şöyle buraya bir dizecektim. Evet. Önlemini almıştık onun. 18 tane olması lazım. 18 tane. 18 tane. Bir 18 de yapacak eser evde bekliyor. İşte tek elim ayağım, gözüm kulağım Engin oldu. Onlar artık bundan sonra kendisi değerlendirecek. Biz inanıyoruz ki sizin gibi halk ozanlarını özgün yalnız yanı olan Nurşahin halk ozanlarının içerisinde de o halk ozanlarından biri, özgün yanı olan, kendine has yanı olan biri Nurşahin. Elbette ki zamansız bir sorun yakaladı tam verimli olma döneminde ama Engin gibi çok gençler, yeni gençler çıkacak, evet, keşfedecek. Evet. Sanıyorum kasetinizin birinde de Hasret Gültekin. Evet, rahmetli eşlik ettiniz. Söyleyeceğiniz parçalar içinde o da var sanıyorum. Evet, ben evet. Özellikle Taramuz Zülfü'nü istedim, böyle bir sabotaj yapmak istedim sana. Demek ki çok istiyor uzun havaları. Özlemişiz zaten ona, evet, sıra gelecek. Sıra gelir. 18 kaset çalışması ve bir de kitap çalışman. Evet, şimdi var. Kitap çalışmam var. Sanma ki halk istediği kadar Nurşahin'i niye konuk olmadı henüz diye biz bekliyorduk. Biz istedik ki biraz daha Nurşahin'i tedavideydi, biraz daha zaman geçsin, kitap hazırlansın dedik. Sevgili Ozan Cömert, senin memleketinde birlikte yaşıyorsunuz. Cömert özellikle dedi, Nurşahin'i ne zaman çıkacak? Sevgili Bekir Karadeniz sizin kitabınızı hazırlıyor. Evet. Ve Mazlum Ali, yani sanatçı dostlarınız da halkın yanı sıra Nurşahin'i hep anıyorlar, hep ne zaman göreceğiz diye. Bu yanıyla da zaten bizim aklımızdaydınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, bir telefonumuz varmış İsviçre'den, bakalım. Merhaba. Merhaba, ben Mazlum Ali, Cenevre'de arıyorum. Ne derler, iyi adam sözünün üstüne mi gelirmiş Mazlum?
Evet. Bizi yalnız bırakmadın. Evet, sağ olun. Merhaba Özgür, nasılsın? Sağ olun, teşekkür ediyorum Mazlumum. Sen nasılsın? Sağ ol. Programı izliyorsun. İzliyoruz, evet. Keyifle izliyoruz. Çok güzel. Canım, evet. Bir Nurşani'ye merhaba demek istiyorum. Merhaba canım benim. Merhaba. Merhaba dost, nasılsın? İyiyim, gözlerinde ferim. Sen nasılsın canım benim? Sağ ol, teşekkürler. Ben de iyiyim. Çocuklarımız rahatlar, Allah'a çok şükür. İyiler, rahatlar. Sağ ol. Evet. Evet, hissediyorum Alim, duygulandın oradan. Evet. Ben yine duygulandım. Bir önce Engin'e bir merhaba diyeyim. Merhaba Mazlum Hoca. Engin merhaba. Merhaba. Nasılsın baba? Vallahi iyidir. Sen nasılsın? İyisin. Sağ ol, teşekkürler. Ben Mayıs ayında Engin'i İsviçre'nin Winterthur kentinde izlemiştim ilk defa sahnede. Evet. Yani o zaman çok duygulandım. Gerçekten şimdi yine aynı duyguyu hissediyorum. Bir tarafta çok seviniyorum. Sen, ne mutlu. Baba oğul bir arada. Bizleri çok duygulandırdınız. Şu an kendimi Antep'te hissediyorum. Ve Engin'den Nurşan'ın gençliğini görüyorum ben. Gençlik dönemini. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ ol, çok teşekkür ediyoruz Alim, katıldığın için. Ve senin grupla buluşacağız. Ağustos'un 19'unda. Evet. Özgür Kardeşler grubuyla buluşacağız. Evet. Sevgiyle kal diyorum. Sağ ol, teşekkürler. İyi yayınlar, hoşça kalın. Teşekkür ederim. İyi günler abi. Evet, senden bir Mazlum Ali'ye bir armağan göndereceğiz. Evet. Değil mi? Niye olmaz? Tabii. Ne var sırada? Anam seni özlemiş.
bunca acılı günleri direnerek yendin anam. Bugün senin günün işte, bugünü de gördün anam. Ağzına yüreğine sağlık. Bu plan, bu türkü Engin'in planyasından mı çıkma? Evet, bu şahane. Evet. Nasıl görüyorsun Engin'in yazmalarını? Gayet tabii. Bunu kendisine öğretmeni demiş, yengin bana bir türkü yazacaksın. Yaş günü, annelerin doğum günü, anneler gününe. Evet. Dedi böyle böyle baba, anneler gününe öğretmen benden bir türkü istiyor. Ben başlığı verdim, bazı yerde düzeltme yaptı. Çıkaramadı. Ayağa verdim. Ayağa verdikten sonra iş oldu. Öğretmenim de bir çok mükemmel oldu. Yani bu türküyü o zaman söylemişti. Öğretmenin Alman öğretmeni mi? Yok, Türk öğretmeni. Türk öğretmendi. Peki annen ne hissediyor bu türküyü dinlediği zaman? Annesine kavgalı olduğu zaman bu türküyü de annesi de dinliyor. Keşke bu türküde söyledikleri pratikte de yapsan. Peki kitap ne aşamada? Basıma girdi mi, girecek kitap mi? Kitap şimdilik daha yazım aşamasında şeyleri düzeltiliyor. Bazı sözlerde değişiklikler icap ediyor. Şu şeyler yazıldı. Taslak olarak yazıldı. Eksiklikler tamamlanıyor ondan sonra. Sonra Bekir Karadeniz'in şeyine girecek. Evet. Plan yasına girecek. Onun plan yasına geçmek onun zorunda. Düzeltmesiyle o emekçinin de bir kitabını sanırım bastı. Evet. Peki kaç tane yapıt var o kitabın içinde aşağı yukarı? Bu söylediğin türkülerde var mı? Tabii var bunlar. 300-350 civarında şimdilik ilk baskı olarak. Evet. Şimdi üç aşamalı düşünüyoruz. Birinci cilt diyiver buna. Birisi politik dönemin geçmişi. İkincisi bu gurbet döneminin. Bir de hasret gurbet döneminin. O dönemi üç şey olarak. Peki baraklar üzerinde de Nurşahin'in söylediklerinin, yazdıklarının dışında bir çalışman olacak mı? Var tabii. Kaynak tabii. Ediyorsun zaten. Tabii. Birçok şeyde. Bekir Karadeniz'de aldı bunlardan. Evet. Barak'ın zaten Antep yöresi, Maraş, Antep, Urfa, bu yöre Barak'ın ana merkezidir. Oranın suyunda değil, toprağında mı değilse, orada iki insanlar işte ezilmişliğin verdiği, zorlukların verdiği bir gelenekten bütün türküler acılıdır, hep ağıttır. Baraklık var mı senden Nurşahin? Yok, Baraklı değilim. Annem Türkmen asırlıdır, Halep tarafından. Eskide Halep'te de Türkmenler var, oradan gelmeler. Babam tarafı Malatya'dan gitmedir. Yani doğru dürüst biz de bilmiyoruz nereden geldik, nereden gitmedik. Anadolu'dan Mezopotamya'ya işte bir uzanma var. O yörede, Toğu toprakta yetiştiğim için hep türküler acılıdır, ağıtlıdır. İllaki de bir şey, bir anlamı olmak zorunda. Bugün ben bir akşamleyin oturayım, ben türkü yazacağım. 50 gün otursam yazamam. İlle bir olay yaşamam gerekiyor. Yani her türkünün bir hikayesi var. Hikayesi var. Demin söylediğin Barak'ta da Sen Galipsin'in bir hikayesi evet, var. Evet, gayet tabii. Orada bir sanki teslim ediyorsun yenilgiyi. Ben elimi kaldırdım, beyaz bayrağı çektim dedim. Yani teslim oldum. Anadolu erkeğinin kadına teslim olmasını biraz oldukça zor. Evet, benim uzun havam giriyordu devreye. Ben onu isteyecektim senden. Bir telefonumuz var, hemen ondan sonra başlayalım. Evet. Merhaba. Alo. Evet, sesinizi alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Buyurun, sizi dinliyoruz. Nereden arıyorsunuz? Almanya'dan. Ben Almanya Frankfurt'tan arıyorum. Frankfurt'tan. Merhaba, buyurun. Konuklarınızı selamlıyorum. Ozan Nurşahin'i severek dinliyorduk. Teşekkür ederiz. Evet. Her zaman dinliyoruz. Engin'in de bu arada müzikle uğraşmasına sevindim. Görünce sevindim tabii. Kendilerini selamlıyorum. Aleyküm selam. Evet. Evet, bir isteğiniz var mı konuklardan? Konuklardan hepsi güzel çaldıkları müzikleri. Çok güzel müzikler çalıyorlar. Artık özel bir istek istemeyin. Çaldıkları bir parçayı da artık severek dinlerim. Peki. Bu arada buyur. Ben geçenlerde size elektronik posta yollamıştım.
Yaşar Kahraman Frankfurt'tan, Murat diye bir arkadaşla birlikte. Ha evet evet, Yaşar sizsiniz değil mi? Evet. Merhaba Yaşar'ım, tanışmış olduk böylece bak. Evet, çok teşekkür ediyorum, yanıt verdiniz kısa zamanda. Evet, tekrar yazışalım. Tabii, yalnız o adres benim kendi adresim değil. Evet. Yakında başka adres gönderebilirim. Tamam, mail tamam. Adresi. Bizim adresimiz matbu, belli zaten, değişmiyor. Siz bize bildirirsiniz ve yazışırız. Sizi de ileride inşallah konuk göreceğiz burada. Sizi arkadaşımla tabii, birlikte. Tabii, teşekkürler. Peki, teşekkür ediyoruz bizi aradığın olur için. Sevgiler, selamlar. Evet, sırada neyimiz var? Benim isteğim mi var? Taramış Zülfü'nü. Bir uzun havamız var. İstersen alışamadım ama, öyle mi? Taramış Zülfü'nden sonra alışamadım var. Onun üzerine söyleşeceğiz herhalde. Evet. Yüreğine sağlık Nurşani. Engin, bu uzun havalarda özellikle çok beceri isteyen şeyler, çok hissedilmesi gereken şeyler. Bunlarla aran nasıl uzun havalarla? Uzun havalarla yani gelişiyoruz. Gelişiyoruz daha tam olarak o duyguyu yaşıyorum ama yaşarken onu da vermesi var yani o insanlara onu güzel bir şekilde dinlettirmek. O karşında dinleyen insanı bir yerlere taşımak onu. Bir de şeyi fark ettin mi? Babayın uzun havalarında bir farklılık var. Uyu çok olur. Bir, bazen böyle bir başını alıp bir giriyor evet. Şey yaparken. Evet. Birden böyle bir çıkış yapıyor. Bir serzeniş var. Bir yürekten gelen bir sesleniş var. Duygusuz işte. Yani çok çok az insanda o olan bir şey bu. Tabii. Nurşani'de bu tam oturuyor kendine özgü. Onu yakalayabileceğin mi? İlerideki zaman inşallah. Değil mi? Bir i̇nşallah. Söylüyor aynı şeyi sonra birden giriyor tekrar. Aynı bazen, bir ok gibi. Evet. Bazen ben çalarken böyle aniden bir çıkış yaparım. Birisi der yine başını aldı nereye gidiyorsun? Bir telefonumuz var. Evet izleyicileri bekletmeyelim. Merhaba. Adam, merhaba. Merhaba. Almanya'dan arıyorsunuz. Sanıyorum. Merhaba ben Ali Torun. Merhaba Ali. Ben şey Nurten Bey'den bir Bezolar üzerine bir türküsü var. Onu rica edecektim. Ben kendisinin arkadaşının köyünde olan Salman Tekli'yim. Düşkünün iyi arkadaşı olan bir arkadaştır. Evet. Aynı zamanda benim kaynabam da iyi tanıdır Kaydur. Selamlarım mevcut onlarına. Çok selam mı söylerdin? Geçmiş olsun burada. Evet. Bilmiyorum ben görmem de anlatıyorlar hep geçmişte. Gelip gittiğini falan söylüyorlar. Kaldım derim bekle. Evet, evet. Eğer size başarılar da bu Bezolar şeyini hangi kasette olduğuna bir söylerse. Özel kasetlerdeydi eski özel. Hepinize başarılar. Sanıyorum eski özel kasetlerdeymiş. Artık sırada neler varsa sizlere armağan edeceğiz. Teşekkürler. Evet sırada neyimiz var Nurşani? Sırada alışamadım. Alışamadım. Alışamadım'ı alalım sonra Engin'e geçelim deriz değil mi? Yüreğine sağlık. Bu parça üzerine herhalde bir program konuşulur Nurşani. Evet. Asıra alışmakta bir güçlük çekiyor bazen ozanlar. Nesim İçmen de öyleydi. Evet, bizim ülkemiz çok farklı bir ülke. Biz feodalizmi yaşarken sosyalizm istedik. Kapitalizmi görmeden globalizmi istemeye başladı. Feodal kalıntılarda kurtulmadan Avrupa'yı istemeye başladık. Biz değişik bir topluluğuz yani korkunç. Tatlı yönlerimiz de vardır. Bir telefonumuz var Nurşani. Seni konuşturmuyor telefonlar. Evet. Hemen devam edeceğiz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizi duyuyorsunuz. Biz sizi duyuyoruz. Evet. Evet, buyurun. Hemen zamanımız daralıyor. Sizi çabuk çabuk isteğinizi, düşüncenizi oldu. Alalım. Oldu. Selamlar sevgili Özgür. Selamlar. Selamlar sevgili Nurşani. Selamlar Engin. Aleykümselam. Sizleri çok seviyoruz. Programınızı da çok seviyoruz. Sağ olun. Biz de sizleri ben seviyoruz. Ben Batı Fransa'dan arıyorum. İsmim Ali Gül. Kendim de biraz salıp söylüyorum. Zaten biraz Nurşani'den küçük olmamıza rağmen onun türküleriyle, onun baraklarıyla büyüdük.
diyebilirim. Evet. Kendisi gerçekten değerli bir halk ozanımızdır. Bizlerin örnek alması gereken bir ozandır. Burada da yine kendisine şu konuda tebrik etmek istiyorum. Değerli Engin'i bu dönemde böylesi bir durumda yetiştirdiği için kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca değerli Nurşen'i kardeşimizden bugünden itibaren de olsa biraz Kürtçe deyişlere, Kürtçe türkülere ağırlık versin istiyoruz. Evet. Sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Yani Nurşani, emekçi, vicdani bizim o yörenin en büyük ozanlarıydı. Onlara yine minnettarız. Saygılar, selamlar. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Evet, evet Nurşani. Halkımız sizi özlemiş besbelli. Nurşani izleyicileri epeyce. Ben o eksikliği ta yıllardan beri biliyorum işte. Bir şeye de bahane oluyor. Bir türlü gidip ülkemizde bir konser düzenleyemedik. Son 3 yıldır da bu hastalıkla uğraşıyorum. Yani bir türlü önümüz açılmadı. Evet. Ama inşallah belki Tanrı. Belki. Nurşani Engin'in yaşına kadar usta malıyla mı yetişti? Usta malı mı söyledi? Engin. Engin 17 yaşında kendi eserlerini söylemeye başladı. Babasının eserlerini söylemesinin yanı sıra. Nurşani'de usta malı söyledi mi? Bizim bir dede vardı rahmetlik. Yavrum derdi. Sana Allah vermesi mi, kul vermesi mi derdi. Şimdi yoksa içinde gelerek mi okuyorsun yoksa onun bunun türküsünü mü alıp çalıp söylüyorsun derdi. İlk başlangıçta bizim de tabii örnek aldığımız büyük güzel ozanlarımız, saygıdeğer insanlarımız vardı. Zaten bu işin ilk öncüleri Haydar Haydar deyip sazını çeken Davut Sulari babaydı. Evet. Onun arkasında Ali Ekber geldi, Mahsun Şerif baba geldi. Biz o zaman daha ufaktık. Ben de Mahsunlu gelin. Ama sizin de o yörede adı duyulmayan önemli ozanlar, bilgeler de var tabii, değil mi? Tacim Dede tabii, gibi ozanlar. Mührüm baba Cürüm, bizim Cürüm. Köyde köylüydü. Benim sahibimin dedesi, esas dedesi. Evet, kendisi de esas dedeydi yani ocaktı onlar. İsrail'den bir telefonumuz var. Hemen İsrail'e dönüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, tanıdık bir ses gibi geliyor. Evet, geçen sefer de aramıştım. Evet, evet, tanıdık sesinizi. Ve size teşekkür etmek için aramıştım. Sağ olun. Çok çok güzel bir klipti, gerçekten. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Gazete biraz kısan. Evet, evet. Evet. Sevginize... Ve konuklarınıza da selamlar. Merhaba efendim. Merhaba. Evet, hepinizin sesini duyuyoruz. Evet. Cümleten televizyonun başındasınız. Bizden evet. De İsrail'deki yaşayan Anadolu'dan, Mezopotamya'dan Türklere, Kürtlere, bütün insanlara, herkese selamlar izleyicilerimize, seyircilerimize. Teşekkür ederim. Bizden de sevgiler, selamlar. Size zaman zaman öyle klipler armağan edeceğiz. İsteklerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bizi aradığınız için sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Başarılar. Evet, Engin ne var sırada? Sırada. Zaman mı hızlandı, vakit bir başka. Peki.
Zaman mı hızlandı vakit bir başka? Zaman mı hızlandı vakit bir başka? Geceyi kaybettim günler yabancı. Geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalim yarine dünler yabancı. Hayalim yarine dünler yabancı. Geçen yıllar gençliğimi getirdi. Hayalim yarine dünler yabancı. Hayalim yarine dünler yabancı. Hayalim yarine dünler yabancı. Çınarın boynu bükülmüş. Şu ulu çınarın boynu bükülmüş. Daha güz gelmeden dalı dökülmüş. Hangi fırtınadan kökü sökülmüş. Baharda bir başka inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. Hangi fırtınadan kökü sökülmüş. Baharda bir başka inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır. Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır. İnsan isen birkaç seven can kalır. Zalim zulüm eder sanma nem kalır. İnsana insanlık kimler yabancı. İnsana insanlık kimler yabancı. Zalim zulüm eder sanma nem kalır. İnsana insanlık kimler yabancı. İnsana insanlık kimler yabancı. İnsana insanlık kimler yabancı. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Engin'ciğim. Bir telefonumuz var, hemen alalım. Evet, merhaba. Alo, merhaba. Merhaba, buyurun. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'da Heilbronn kentinden arıyorum. Evet, buyurun, sizi dinliyoruz. Ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler, sağ olun. 13 senelik hasretimizi giderdiniz. Nurşani'yi görünce. Evet. Nurşani evet. Biraz önce dert yandı. O bir ulu çınardır. O bir defa kök salmıştır. Yani onun devrilmesine, onun yok olmasına bilmiyorum. Biz kesinlikle böyle bir şey yani kabul edemeyiz. Ve Nurşani'ye geçmiş olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Sen bir çınarsın bizim için. Sağ olun. 13 senelik hasretimizi giderdin. Ben Nurşani'nin daha meşhur olmadan o düğünlerde söyledi o barak havalarını. Şu anda o duyguları yaşıyorum. İnanın ki çok biraz da heyecanlıyım. Belki sesimde de belli. Evet, evet.
Heyecan ya, duymak iyidir. Size ne kadar da teşekkür etsem azdır. Tabii şu anda Nur Şahin müsait değil. Aslında müsait olsa onda bir parça isteyecektim. Ama onun her parçası bizim için bir ayrıcalıktır. Sıradaki parçayı asker arkadaşım Hüseyin Polat'a armağan etmek istiyorum. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun bizi aradığınız oldu, için. Ben teşekkür ederim. İnşallah ileride gene Nur Şahin aramızda olacak. Sağlıcakla kalın. Evet, sizi biraz hemen böyle bir 5 dakika dinlendireyim. Zaman programımız daralıyor. Demesinler ki bize mektup, faksla ulaşanlar, elektronik postayla uğraşanlar bizleri unuttu demesinler. Evet. Hemen onlara böyle bir değinelim. Bize Macaristan'dan bir mektup gelmiş. Erol ve Eva, Medya TV'nin programlarını gururla izliyoruz. Sizin programınızı da çok beğeniyorum. Emeğinize, çabalarınıza teşekkür ederiz diyor. Gözlerinizden öpüyoruz diyor. Sevgiler, saygılar, selamlar demiş. Biz de buradan sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz Eva ve Erol'a, Macaristan'a. Bir faksımız daha var. Saygıdeğer arkadaşım Nur Şahin, seni bir anda medya ekranında görünce çok duygulandım. Şu anda seni izliyorum. Ben Elazığlı hemşerin Fethi Krefeld'ten. İnanırım hatırlarsın. Evet. İsteğim senden Malatya'ya doğru ağlar bir gelin, saygılar, selamlar demiş arkadaşımız. Bize bir elektronik postayla bir şeyimiz daha geldi, mektubumuz sevgili izleyiciler. Hacı Kul göndermişsin ama hiçbir şey yazmamışsın, sadece boş kağıt geldi. Gene de teşekkür ediyoruz, buradan hatırlatalım. Avustralya'dan bir elektronik postayla gelen bir mektubumuz var. Barış, hello ben Barış demiş, bizden de merhaba Barış'a. Barış Tükel ve Hüseyin Kasımoğlu Otluk Köyü'ne bir türkü armağan ediyorlar. Evet, onların isteğinde sıradaki türküyü Otluk Köyü'ne biz de bir türkü göndereceğiz. Mustafa arkadaş bize el vermiş, aramış. Pazar günü yayınladığınız Anadolu'nun Dili programınızın tekrarlar mısınız diyor. Bakalım, doğrusu bilmiyoruz. TV'ye üye olmak istedim diyor medyaya, ancak bir türlü başaramadım diyor. Size nasıl olacağını ulaşmaya çalışacağız, bildireceğiz. Ve bir de uzunca mektup yazmış. Öğretmenlik görevi yapıyormuş bu arkadaş. Afyon'da oturuyor. Üstü betonlanmış, mezarın içinden çıkmış, emek, barış, özgürlük ve birliktelik diye haykıran, başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilenlerin sesi olan Medya TV'nin sesine bu bölgede kültürümü devam etmeye çalışıyorum Medya TV aracılığı da demiş. Programı yaklaşık bir yıldır izliyorum. Ancak bu son program beni çok duygulandırdı. Gerek Sivas şehitleri için söylenenler, gerekse eskiden bütün şiirlerini okuduğum ve birçok konserine gittiğim Aşık İhsani'nin söyledikleri ve bugün içinde bulunduğu durumu ve konukların okuduğu şiirler ve yapılan söyleşi bizi oldukça duygulandırdı diyor. Pir Ali Haydar Celensu'nun sesini ne zaman duyacağız diyor sevgili Mustafa. Pir Ali Haydar Celasu'nun sesini sizlere duyurmaya çalışacağız. Ona uygun bir programda. Biz de haberini aldık ki sevgili Mustafa, Pir Ali Haydar Celasu'nun Sevgi Dağı'nda imiş. O hep Sevgi Dağı'nda konaklarmış. Üryan gezel derler onun için. Gönül gözünle Gönül Dağı'na bak, onu göreceksin diyorum sevgili Celasu'nun dediği. Teşekkür ediyorum. Berdan Koç bir kısa bir mektup göndermiş. Elbistanlıyım, Alevi bir gencim. Tüm insanlığı selamlıyorum. Maraş'tan Diyarbakır'a, Mardin'e, Kars'a, Van'a ve bütün halklara selam, saygılar diyorum. Sıradaki parçayı size, konuklara da selamlarımı sunuyorum. Elbistan'a hediye etmek istiyorum demiş. Evet, bir şey daha okuyayım ve bitireyim sevgili izleyiciler. Kalanlarını da başka zamana. Sevgili Kemal Dinç selamlarını iletiyor bizlere. Merhaba, merhaba cümleten demiş bir izleyicimiz. Gölge Sarıgül göndermiş. Bir bilsen yüreğimi, ah bir bilsen, senin söylediklerini ben de biliyorum. Ancak nasıl kapanır bu kanayan yara, nasıl anlatılır ki bu hal? Ve mendilimdeki öfkeyi, çıkırımdaki bilinci göresin, çığlıklarıma kulak veresin. Bilmem, bir dost olarak çok mu şey istiyorum?
Ne yapayım? Anlatsam anlatamıyorum ki. Ben de biliyorum her şeyi. Hiç değilse biraz gönlüm rahatlar diyedir. Mazlumların ahı yerde kalmasın diyedir. Bundandır yüreğimdeki öfke. Bu düzen böyle sürer mi? Geçecek, geçecek elbet bu günler. Sarılacak bir gün yaralar. Onu sorarsan, onu gönül doruğu dağlara sor. Dağlara, soğuk pınarlara, taş suskunluğu akşamlara, uykusuz başlayan sabahlara sor. De ki bunlar bir yangın öyküsü. De ki bir ağıt, de ki sevdalı bir savaş türküsü. Hele gör, bekle de gör. Toprak yağmur ile emişe, bahar çim ile söyleşe, kelebek çiçek ile sevişe, görelim doğanın bağrını, neler gelişip neler değişe, tüm güzellikler adına gölge Sarıgül demiş. Biz de sevgiler sunuyoruz. Evet, sevgili Engin, geçen haftada sevgililer günüydü değil mi? Evet. Çarşamba günü, sevgililer günü adına senden mi alalım, Nurşahin'den mi girelim? Engin okusun. Peki, Engin'den alalım ve daha sonra da gene bir uzun havamız olacak Nurşahin. Ustayın da ellerine sağlık, yüreğine sağlık diyorum. İyi ki geldiniz, ancak bu söyleşi bir tadımlık oldu. Evet, son sözlerinizi bir alıp ve senden eğdirme kaşını bakmam, eğdirme kaşını bakmam yüzüne uzun havasıyla bitireceğiz. Son öncelikle paramızı. Programın sonuna yaklaştığımız şu dönemde MET TV'ye çalışmalarında büyük başarılar diliyorum. Ve gelecek günlerin
barış, özgürlük, kardeşlik temennisinde bulunuyorum. Bir halk ozanı ne savaşı sever, ne zulüm etmeyi sever, ne de zalimleri sever. Her zaman ozanın yeri barıştan, sevgiden, kardeşlikten yanadır. Dileğim tüm insanların, ulusların kardeş içinde, barış içinde bir arada, yan yana, can cana, kardeşçesine yaşamasıdır. Nurşani, ışığın eksik olmasın, bereketin eksilmesin, bol olsun. Sevgili Engin, senin diyeceğin bir şey var mı gençlere? Ben öncelikle Met TV'ye ve Met TV yardımcılarına, tüm çalışanlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu imkanı bugün sağladıkları için, bizi buraya davet ettikleri için. Mazlum amcaya da çok çok selam ve saygılar buradan. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii o da vesile olmuştur. Evet, tabii. Bu bir tadımlık oldu. Nurşani, seni dinleyicilerinde ancak bir tadımlık olarak buluşturduk. İnşallah başka bir sefere diyorum. Inşallah. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. 5 Ağustos'ta büyük yazarımız, güzel insanımız Hasan Kıyafet'le birlikte olacağız ve zorlu bir söyleşi yapacağız onunla. Sevgiyle kalın ve buluşmak üzere diyorum. Ve son parçayı Nurşani seninle kapatıyoruz.